tam kare açılımları videosunu tamamlarken söylediğim gibi tüm ikinci derece denklemler bir şekilde tam kare şekline gelebilir. Ve ben bunun ispatını yaptığımı düşünüyordum ki yapmadığımı fark ettim. Bu yüzden şimdi bu videoda ikinci dereceden denklemlerin tam kare açılımıyla çıkan delta formülünü ispatlayalım. Diyelim ki elimizde ikinci dereceden bir denklem var. Denklemimiz şöyle. ax kare artı bx artı c eşittir 0. Evet, şimdi bunu tam kare haline getirelim. Nasıl yapacağız? Eşitliğin iki tarafından c'yi çıkararak başlayalım. ax kare artı bx eşittir eksi c olsun. Ve tam kare videosunda söylediğim gibi buradaki katsayının a olmasından hoşlanmıyorum. Bu x kareli terimin katsayısının 1 olmasını istiyorum. O yüzden eşitliğin iki tarafını da a'ya bölüyorum. Böylece denklemim x kare artı b bölü a x eşittir. Eşitliğin iki tarafını da a'ya bölüyoruz. Eksi c bölü a. Ve şimdi tam kareye dönüşmeye hazırız. Kareyi tamamlamak ne demekti? Bir şekilde eşitliğe bir şeyler ekleyip çıkararak onun bir ifadenin karesi haline gelmesini sağlıyoruz. Bu ne demek? Hemen şöyle kenarda anlatayım. Eğer x artı a'nın karesi eşittir x kare artı 2 ax artı a kare dersem doğru olur değil mi? Öyleyse yukarıdaki ifadede eşitliğin sol tarafına bir şeyler eklersem ve buradaki gibi görünmesini sağlarsam, onun aslında x artı bir sayının karesine eşit olduğunu söyleyebilirim. O zaman eşitliğin iki tarafına ne eklemeliyim? Eğer tam kareye tamamlama videosunu izlediyseniz ne geleceğini kolayca tahmin edersiniz. Yaptığımız şey şu, burada b bölü a var. Bu da aşağıdaki 2a terimine denk gelmeli. Demek ki bu ifadenin yarısı aşağıdaki denklemdeki a'nın yerinde. Eklemem gereken şey ise a'nın karesi. Demek ki bu ifadenin yarısının karesini alıp eşitliğin iki tarafına eklemeliyim. Evet, bunu başka bir renkle yazayım. Şöyle fuşi olsun. Bu ifadenin yarısını alayım. Sadece tam kareye çeviriyorum, anlaşılmayacak bir durum yok. O zaman artı bu ifadenin yarısı, ifadenin yarısı b bölü 2a değil mi? Çünkü 2'ye böldük. Ve bu ifadenin karesini almalıyım. Ve evet, eğer denklemin soluna bir şey eklersem sağına da aynısını eklemeliyim. O zaman artı b bölü 2a'nın karesi, b bölü 2a'nın karesi. Şimdi denklemin sol tarafı tam kare formunda değil mi? x artı bir şeyin karesi formunda. Peki denklemin sol tarafı bu durumda olduğuna göre nedir bu x artı bir şey? Kalemimizin rengini değiştirelim ve neye eşit olduğunu yazalım. Bu eşitliğin sol tarafı neye eşit oldu? Buradaki ifadeyi örnek olarak alıp hemen denklemin sol tarafını yazabiliriz. Ve x artı ne? Demiştik ki bunu iki yolla yapabiliriz. A buradaki ifadenin yarısına eşit olmalı ya da buradaki ifadenin kareköküne eşit olmalı ki biz karesini hesaplamadığımızdan ifademizi açıkça görüyoruz. A eşittir b bölü 2a. Yani bu da aslında x artı b bölü 2a'nın tamamının karesine eşit. Ve bu tarafta bakalım sadeleşecek mi? Biraz daha temiz bir ifadeye çevirelim şunu. Bakalım eğer paydaları eşitlersek biraz işlem yapalım. Bu ifadenin karesini aldığımızda burası 4a kare olacak. Bunu bir yazalım. Bu ifade b kare bölü 4a kare eşittir. Ve bu iki ifadeyi toplayacak olursak paydayı 4a kare yapalım. Eğer paydayı 4a kareye eşitleyeceksek eksi c bölü a neye dönüşecek? Eğer paydasını 4a ile çarpıyorsak, payı da 4a ile çarpacağız, değil mi? O zaman da pay, eksi 4ac'ye dönüşür. Ve b kare bölü 4a kare, buraya sadece b kare yazsak yeterli. Evet, biraz işlem atlıyorum ama umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Buradaki ifadeyi açtım. b bölü 2a'nın karesini aldım ve ikisini topladım. Paydaları eşitlemiştim. Ve eksi c bölü a, eksi 4 ac bölü 4 a kare ile aynı şey. Şimdi iki tarafında kare kökünü alalım. Umuyorum ki çıkan ifade artık size biraz tanıdık gelmeye başlamıştır. Eğer iki tarafın kare kökünü alırsak elimizde x artı b bölü 2a buradaki ifadenin kare köküne eşit olur ki o da pay ve paydanın kare kökünü alalım. O zaman pay kare kök içinde b kareyi önce yazacağım, sıralamayı değiştirdim. Sıralamayı değiştirmek bir şey değiştirmez. Payımız kare kök içinde b kare eksi 4ac olur. Evet, bu ifade pay. Şimdi paydanın da kare kökünü alalım. 4a karenin kare kökü nedir? Sadece 2a'dır değil mi? 2a Peki şimdi ne yapıyoruz? Burası çok önemli. Karekök aldığımızda dikkat. Karekök aldığımızda sadece pozitif bir sayının karesinin kökünü almıyoruz. Aynı zamanda bu negatif bir sayının karesinin kökü de olabilir. Bunu önceden de görmüştük. Buraya artı eksi işaretini koyabilirsiniz. Ama paya ve paydaya yazmayın. Paya ya da paydaya veya kesir çizgisinin önüne koyabilirsiniz. Neden sadece bir kere yazmanızın gerekli olduğunu düşünmeyi size bırakıyorum. Eğer payda ve paydada negatif ve pozitif varsa ya da pozitif ve negatif birbirlerini götürebilirler. Veya negatif ve negatif birbirlerini götürebilir. Bu üstte artı olmasıyla aynı şey. Evet, umarım anladınız. Ve şimdi eşitliğin iki tarafından b bölü 2a'yı çıkarıyoruz. Ve işte burası en heyecanlı kısmı. x eşittir eksi b bölü 2a artı eksi karekök içinde B kare eksi 4ac bölü 2a ve paydamız ortak olduğundan kesirleri toplayabiliriz ve burayı şöyle renkli parlak bir renkle yazayım yeşille fosforlu yeşille yazayım ve x eşittir pi eksi b artı eksi karekök içinde b kare eksi 4ac bölü 2a. Ve karşınızda o ünlü delta formülünün ta kendisi. Ve biz bu formülün ispatını yaptık. İspatını kareye tamamlamayla yaptık. Şahane yaptık. Çok iyi yaptık.